heyet huzurunda, Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığında bir heyet geliyor, burada mezarlık açıyor ve içinde bir araştırma yapacağız deniyor. Araştırmanın amacı da şu: Mimar Sinan Türk mü? Mimar Sinan'ın Türk olup olmadığını o kadar ilkel bir ırkçılık ile bu iş yürütülmekte ki kafatası ve kemikleri incelenerek bulunabileceği zannediliyor. Ve böylece mezar açılıyor, kemikler çıkartılıyor. Tabii çoğu vücudunun kemikleri 400 yıl sonra bozulmuş halde bulunuyor. Fakat kafatasının sağlam olduğu görülüyor. Ve burada o zamanın böyle ilkel aletleri var. Kafatası Türk mü? Çünkü yassı yuvarlak olursa Türk, bilmem uzun olursa Türk değil gibi bir son derece bugün bilim dışı, çağ dışı bir uygulama. Bununla tespit ediliyor ve güya deniliyor ki Türk olduğu ortaya çıktı. Ve bunu biz mezar altında, mezarda toprak altına bırakmayalım, bir müzeye kaldıralım ve bütün dünyaya mimarisinin Türk olduğunu burada gösterelim. Fakat bu müze, bu antropoloji müzesi dedikleri müze hiçbir zaman kurulmuyor ve bu kafatası Türk İslam Eserleri Müzesi'ne kaldırılıyor o zamanki. Ve bugün de Türk İslam Eserleri Müzesi mevcut. Fakat bu antropoloji müzesine kaldırılmayan kafatası ne oldu? Bununla ilgili İbrahim Hakkı Konyalı'nın 1950 yılında yazdığı kitapta, burada 1940'ların sonlarına doğru bir restorasyon çalışması yapılırken mezarın kazıldığını ve kafatasının içinde olmadığını tespit edildiğini söylüyor bize. Dolayısıyla şu anda Mimar Sinan'ın kafatasının burada olmadığını öğrenmiş oluyoruz ve biz diyoruz ki niçin Mimar Sinan'ın kafatası yerinde değil ve bunun ortaya çıkartılması için 18 yıl önce bu konuyu ilk kez gündeme getirdiğimde önce biraz ilgi gösterildi, sonra zaman içinde unutuldu. Ama ben yılmadım, usanmadım, yazdım. En son bu ayki Derin Tarih'te bile bu konuyu tam gündeme getirmişken Sayın Başbakanımız birdenbire bombayı patlattı ve dedi ki müsteşarıma talimat verdim ve bu konunun araştırılması için gereken yapılacak ve sonuna kadar gidilecek. Doğrusu büyük bir memnuniyet duydum. Hani havanda su dövmemiş olduğumuzu ve yöneticilerimizin de artık bu konulara duyarlı olduğunu görmüş olmaktan bahtiyarım. Peki sizin de belirttiğiniz gibi mezarın açılmasının sebebi o zaman yapılan ırk araştırmaları. Yani hangi ırka ait olduğunun araştırılması için, öğrenilmesi için Mimar Sinan'ın mezarı açılıyor. Ancak yalnızca öğrendiğimiz kadarıyla Mimar Sinan'ın değil binlerce kişinin mezarının bu şekilde açıldığı, hatta yaşayan kişilerin de kafatasında ölçümler yapıldığı söyleniyor. Bu araştırmalara neden gerek duyuldu? Çünkü bildiğimiz kadarıyla Amerikalı bir araştırmacının başlattığı bir akım bu. Daha sonra Türkiye'de de deneniyor. Neden böyle bir şey başladı? Şimdi 1930'lu yıllar bütün Avrupa'da ırkçılık üzerine kurulu ideolojilerin geliştiği bir dönem. Yani Almanya'da, Nazizm, İtalya'da, Mussolini ve işte faşizm, diğer ülkelerde de bunun serpintileri var. İngiltere'ye kadar uzanan işte Chamberlain'ler, işte bilmem hatta Amerika'da bile bunun temsilcileri var. Dolayısıyla o yıllarda bir ulusun, bir milletin kemiklerine, vücut yapılarına bakılarak tespit edilebileceği, ayırt edilebileceği gibi bugün son derece manasız görünen bir akım doğuyor. Dolayısıyla sen Türksün, Türk olduğunun ispatlanması için işte kafatasının ölçülmesi gerekiyor. Hatta bu ölçüm bizzat Atatürk'ün üzerinde de yapıldı. Bunu da söyleyeyim. Şevket Aziz Kansu bunu Ülkü Dergisi'ndeki bir yazısında söylüyor. Diyor ki Atatürk'ün kafatasını ölçtüm. Onun kafatası Türk çıktı fakat İnönü'nün kafatası Türk çıkmadı. Türk ölçülerine uymadı diyor. Ve böylece bunun bir dönem Atatürk'ün kafasına bile uygulandığını, yaşayanlara uygulandığını biliyoruz. 64 bin insanın Anadolu'da kafasının ölçüldüğünü biliyoruz. Afet İnan'ın kitabında bunların sonuçları belirtiliyor. İşte kemik uzunlukları, kaş arası uzunlukları bilmem, işte çene kemiği şöyle olur falan. Türk olan ve olmayan üzerine son derece ırkçı ve son derece dediğim gibi ilkel denilebilecek bir yaklaşım sadece yaşayanlara değil ölenlere de uygulandı. 1935 yılının Ağustos ayı bunun doruk noktası, bu akımın doruk noktası ve Atatürk'ün emriyle Mimar Sinan'ın kafatasının çıkartılması için mezarının açılması gündeme geliyor ve aynı günlerde gazetelerde şöyle bir haber okuyoruz. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı
Kültür Bakanlığı deniliyordu o tarihte. Öğretmenlere bir genelge gönderiyor ve diyor ki yaşadığınız bölgelerde Selçuklu, Danişmentoğulları ve diğer Türk beyliklerinden kafataslarını bulursanız öğretmenlere kafatası çıkarmayan mezar soygunculuğunu tavsiye ediyor. Bunları diyor bir sandıkta toplayın ve bize gönderin, Ankara'ya gönderin. Şimdi bu şekilde binlerce kafatasının toplandığını zannediyoruz. Bunlar gönderilmiş, gazetelerde yayınlanmış ve Milli Eğitim'de bunları teşvik etmiş o zaman. Peki bunlar nereye gitti? Ne oldu? Yani sadece Mimar Sinan değil, burada muhtemelen Selçukluların da Konya'daki Selçuklu Hanedan Müzesi'nin de türbesinde içerisinde mumyaların çıkartılıp götürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu tam bir çılgınlık dönemi. Bu dönemde Mimar Sinan da bundan nasibini almıştır diyebiliriz. Hocam, Mimar Sinan'ın mezarında bu şekilde bir inceleme yapıldı. Bundan sonrası da çok önemli. Başbakan Ahmet Davutoğlu çünkü direkt talimat verdi o gün yaptığı açıklama sonrası. Sizin tahmininiz nedir? İncelemeleriniz nedir? Tam olarak şu anda Mimar Sinan'a ait bu kafatası nerede olabilir? Eğer tamamen kaybedilmemişse ya da yok edilmemişse benim tahminim iki yerde toplanıyor. Birincisi mezarın başında araştırma yapan Profesör Şevket Aziz Kansu, antropoloji profesörü, onun Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurduğu küçük bir müze var. Kafatası Müzesi ya da insan kemiklerinden oluşan bir müze. Çünkü o bu konuda epey yayın da yaptı. Orada olma ihtimali var. Çünkü burada mezarı açanlardan bir tanesi Sedat Çetintaş, ben bunu çıkarttım ve Şevket Aziz Kansu'ya verdim diyor. Dolayısıyla Ankara'da olma ihtimali var. Bir bunun üzerine gidilmeli. Ben Ankara'yı aradığımda dil tarihi, burada bizim zaten antropoloji kafatasları inceler. Yani bununla ilgili bizim depomuzda yüzlerce kafatası var. Ama bunların içerisinde kayıtlı olarak Mimar Sinan'a ait bir şey gözükmüyor. Ama orada daha dikkatli bir araştırma yapılıp da başbakanımızın dediği gibi DNA testi falan kemikten bir örnek alınır, kafatasından örnek alınır. Bu ortaya çıkartılabilir. İkincisi, gazete haberlerinde 1935 yılının Ağustos ayına ait gazete haberlerinde Türk İslam Eserleri Müzesi'ne bırakılacağı, daha sonra Antropoloji Müzesi açılırsa oradan oraya nakledileceği söyleniyor. Türk İslam Eserleri Müzesi bugün Sultanahmet'te. Bu müzenin içerisinde bir araştırma yapılabilir. Müze bu konuda bir resmi açıklama yapabilir. Vardır, yoktur ya da depolarında böyle bir kafatası var mı? Onun bilgisini bize verebilir. Üçüncüsü de bence burada Türk Tarih Kurumu bir açıklama yapmalı. Çünkü Türk Tarih Kurumu Türkiye'nin hafızasını temsil etme durumunda olan bir kurum olduğu halde kendi yaptığı bir araştırmanın tutanağı yok ellerinde. Ben bunu gerek Yusuf Palaçoğlu döneminde, gerek Ali Birinci döneminde, başkanlığı döneminde o orada sorduğunda kesinlikle böyle bir bilginin olmadığını söylediler. Ama nasıl olmayabilir? Yani bir kurum bir araştırma yapıyor ve bunun hiçbir şekilde bir tutanağının, bir belgesinin olmaması da tuhaf. Orada daha dikkatli bir araştırma yapılarak belki bir ipucuna ulaşılabilir diyorum.